Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel bir değişimdir? Bir bakalım. Çinko metalinin asitte çözünmesi aslında şu. Mesela asit olarak nitrik asit seçtim, ZnNO3. Yani ZnNO3 2 artı H2 gibi bir reaksiyon olacak. Ama yani bu reaksiyonu bilmeden de buna karar verebilir miyim hocam? Verebilirsin. Metallerin asitte çözünmesi ifadesini gördüğün zaman bu aslında metalin asitte kimyasal reaksiyonu anlamına geliyor. Dolayısıyla bu kimyasal. Karbondioksit gazının kireç suyunu bulandırması, o da şu aslında: karbondioksit, kireç suyu, kalsiyum hidroksitli bir bazdı. Karbondioksit ise neydi? Asidik oksit. Buradan kalsiyum karbonat ve su açığa çıkıyor. Dolayısıyla kimyasal bir dönüşüm. Yani bir asit baz tepkimesi. E peki yağlı boyanın kuruması. Boyanın kuruması da aslında bu yukarıdaki tepkimeye benziyor. Yani aslında aynı mantık. Çünkü yağlı boyanın yapısında bir şekilde kireç tarzı maddeler var. Ve havadaki karbondioksitle bunlar katılaşacak şekilde, donacak şekilde etkileşime giriyor. Yani kimyasal bir dönüşüm. Naftalinin süblimleşmesi ise onun katı halden gaz hale direkt geçmesi. Yani fiziksel hal değişimi. Dolayısıyla fiziksel. Mumun yanması, yanma dediğine göre kimyasal. O halde cevabımız D seçeneği olacak. Yukarıda verilen tepkime ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Önce tepkimede eksik parçaları tamamlayalım. Reaksiyona giren bir sülfürik asitle potasyum hidroksit. Yani aslında bir asit baz tepkimesi. Sonuçta su da oluşmuş mu? Evet. Demek X bir tuz olmalı. Demek ki bu bir nötrleşme tepkimesi. Asit, baz, tuz ve su. Peki X'in formülü nedir? Eksik parçaları tamamlayabilirsiniz. 2 tane K olmalı yapısında, K2. Bir tane SO4 olmalı, K2SO4. Yani X'in formülü K2SO4'tür. Doğru. Peki 2 mol sülfürik asit ile 2 mol KOH tepkimeye girerse ortam asidik olur. Buna da şöyle karar vereceğim. Üzerindekileri bir silelim. Yani reaksiyona giren katsayılara bakalım. Şimdi 1 mol sülfürik asit'e 2 mol potasyum hidroksit tepkimeye girebiliyor. Bundan 2 mol, bundan da 2 mol alırsam 2 mol KOH reaksiyona girip hiç kalmazken 2 moldan sadece 1 mol reaksiyona girince 1 mol sülfürik asit artıyor. Asit baz tepkimelerinde hangisinden artarsa ortamın asitliğini, bazlığını o belirler. Sülfürik asitten arttığına göre bir asitten arttı. Demek ki ortam asidik olmalı. E, ortam asidik olur ifadesi var. Dolayısıyla doğru. O halde cevabımız E seçeneği olacak. Yukarıda verilen bileşiklerden hangisinin karşısında belirtilen Lewis nokta gösterimi hatalıdır? Lewis nokta gösterimi esnasında atomların değerli elektronlarının tam olarak verilip verilmediğini kontrol etmelisin. Böylelikle hata yapma şansın azalır. E, SCl2, buradaki kükürt atom numarasını kullanırsam 2, 8, 6, yani 6A grubu. Demek ki değerli elektron sayısı 6. Buradaki klor 7A grubu, değerli elektronu 7. Şimdi etrafına bakınca zaten klorun değerli elektronun eksik verildiğini görüyorum. Yani şu 2 ona ait olsa bile toplam 7 tane olmalı. Yani 3, 4, 5, 6, 7 gibisinden bir şey olmalı. E, dolayısıyla bu hatalı. Ama bunun doğrusu nedir hocam? Kükürt, klor, klor. Klor 7A grubunda. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 belirttim. E peki klor aynı şekilde belirttim. Peki klorla kükürt arasında bir tane ortak elektron lazım. Neden? Çünkü 7A bir ortakla soygaza benzeyebilir klor. O halde şu da kükürte ait olan elektron olsun. Ortak kullanmışlar aralarında. Peki şu da kükürte ait olan ortak elektron olsun. Peki kükürt 6A grubunda. Hocam iki tane mavi yaptın. 6'ya tamamlamalısın. 3, 4, 5, 6 böyle yazabilirim. İşte şunları da ortak kullanmışlar. Yani bir klordan bir kükürtten. Doğru yazım bu olmalı. Dolayısıyla bu hatalı. NH3'teki azot 5A grubunda, hidrojen ise 1A grubunda. Aşağıdan atom numaralarından bunu bulma şansına sahibim. Yani değerli elektron 5 ve 1. E peki kontrol edeyim. Şu hidrojene ait olsa, şu hidrojene ait olsa, şu hidrojene ait olsa, geriye kalanlar da azota ait olmalı. Bakalım. 1 sildik yanlışlıkla. Onu tekrardan düzelteyim. Şöyle, şu hidrojene ait, şu hidrojene ait, geriye kalanlar da azota ait söylemiştim. Peki. Mesela şurada 2, şu 3, şu 4, şu 5. Yani sağlıyor. Demek ki bu doğru verilmiş. Peki kalsiyum klorür için sıkıntı şu. Kalsiyum 2A grubunda bir metal. E, klor da 7A grubunda bir ametal. Hatta buradaki kalsiyum artı 2 yüklü, klorsa eksi 1 yüklü. Yani bu bir iyonik bağlı bileşik. İyonik Lewis böyle gösterilmez. İyonları görmeliyim. Yani şöyle olmalı. Kalsiyumun değerli elektronu 2 idi. İkisini birden verdi. Verdiğine göre artık onun hiç değerli elektronu kalmadı. Ve artı 2 yüklü. Klor da kalsiyumdan bir değerli elektron alarak 7 olan değerli elektronu 8 yaptı. Yani şöyle yapalım. Şu elektron kimin elektronu? Kalsiyumun elektronu aslında. Aynı şey diğer klor için de geçerli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Bir tane kimden aldı hocam? Bir tane kalsiyumdan aldı. Şu o. Yani şu kalsiyumdan alınan elektron. O halde hocam bu elektron aldığı zaman nasıl yüklendi? Bir tane aldı eksi bir. Bir tane aldı eksi bir. Yani iyonik yapısı böyle göstermeliydim. Dolayısıyla bu da hatalı. Yani hatalı olanları sorduğu için 1-3 yani cevap D seçeneği. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin tepkime türü yanlış verilmiştir? Bir bakalım. Yani burada oksijenle yakma olayını görüyorum. Dolayısıyla yanma. Bu doğru. Yani metil alkolü yakmışım, karbondioksit su hale yapmışım. Hatta metil alkol, metanol, aynen petrol gibi bazı ülkelerde yakıt olarak, araç yakıtı olarak kullanılıyor. Peki amonyak tek bir bileşik. Tek bir bileşiği parçalayıp elementler elde etmişim. Tek bir bileşiği parçalayıp elementler ya da bileşikler elde ediyorsam, daha küçük yapılar elde ediyorsam, bir bileşiği parçalıyorsam bu analiz. Dolayısıyla doğru. Peki buna bakıyorum. CH3CO o bir asit. Asetik asit. KOH o bir baz. O zaman bu bir asit baz ve sonuçta tuz ve su çıkmış. Yani nötralleşme tepkimesi. Peki buna bakalım. Sentez tepkimesi mi? Sentez dediğimiz şey yani elementlerden olabilir, fark etmez. Yine bileşiklerden olabilir, fark etmez. Bir bileşik bir element olabilir. Bileşikler olabilir. Ama sonuçta tek bir bileşik elde etmeliyim. Peki burada tek bir bileşik mi elde ediyorum? Hayır. O halde bu bir sentez olamaz. Sentezde püf noktası şu. Tek bir bileşik oluşmalı. Burada iki farklı bileşik oluştuğu için bu bir sentez tepkimesi değil. O halde bu yanlış verilmiş. Peki bu bir çözünme çökelme midir? Evet, buradaki Pb artı 2 ile buradaki iyot iyonları bir araya gelip PbO2 katısını oluşturmuş. Çözünmüş, çözünmüş, çökmüş. Dolayısıyla çözünme çökelme. O halde cevabımız D seçeneği olacak. Eşit mol sayılı. Mol sayıların eşit olduğunu vurgulayalım. X2 ve Y2 gazlarının tam verimli reaksiyonu sonucu tam verim şu demekti. En azından birisi bitecek. Yani reaksiyon için her şeyi yapmış olacağım. Elimden geleni. Sonucu Z gazı oluşuyor. Ve bu tepkimi öncesine göre gaz mol sayısı %25 azalıyormuş tepkimi sonunda. Bu tepkiminin denklemi hangileri olabilir diyor. Üzerinde yazalım ama şuraya bir taşıyayım daha rahat çalışalım. Hepsi gaz olduğu için gaz olduklarını belirtmiyorum. Tüm tepkimelerde gazlar kullanılmış zaten. Eşit mol sayılı alacakmışım. Mesela ne alabilirim? Katsayıyı görünce hemen 3 mole 3 mol alayım diyorum. Yani en güzeli bu. 3'e 3 aldığım zaman bundan 3 harcarsam bundan 1 harcarım. Bu biter, bundan 2 mol artar. Sonuçta da 1'e 2 olduğu için 1 harcayınca 2 mol oluşur. Peki başlangıçta ne kadardı hocam? 3, 3, 6. Şimdi ne kadar? 2, 2 daha 4. Yani şöyle yapalım. Biz %25 azalma istiyoruz. Yani şimdi 6 molden 4 mole düştü. %25'i yapıyor mu yapmıyor mu azalma? 6 molden 4 mole. Ne kadar azaldı hocam? 2 mollük bir azalma var. Peki bu 2 mollük azalma ilk durumun %25'i yapıyor mu? Yapmıyor. Yani 2'de 6'sı çarpı 100. %33,3 devirli bir şekilde gidiyor. Dolayısıyla bu gitti. Peki ikincisini kontrol edelim şimdi. İkincisi için yapacağımız şey yine aynı. N2 artı 2O2, 2NO2. Bir müddet sonra zaten cevap açık olacak. Bundan 2 mol, bundan da 2 mol alalım. Çünkü şu 2 olduğu için eşit mol alacaktık zaten. Bundan kalmadı. Katsayısı 1. Bundan 1 mol harcadım. 1 mol de arttı. Peki son durumda bundan 1 harcarsam 2 oluşuyor. Yani 2 katı 2 mol oluştu. İlk durumda 4 mol gaz varken şimdi 1, 1 daha, 1, 2 daha 3 mol gaz var. Yani 4'ten 3'e düştü. İlk durum 4'tü. Son durumda 3 mol gaz var. Ne kadar azaldı hocam? 1 azaldı. Peki o zaman bu 1 başlangıçtaki 4'ün kaçta kaçı? 1 bölü 4'ü. 1 bölü 4 ne yapar? %25 yapar mı? Yapar. Demek ki bu sağladı. Peki üçüncüsüne bakalım aynı mantıkla. Yani üzerinde de bakabiliriz artık. 2 mol, 2 mol diye aldım. Bundan kalmadı. Bundan ne kadar arttı? 1 mol arttı. Peki 1'e 1 olduğu için ne kadar oluştu? 1 oluştu. Başlangıçta 4 mol var. Tamam. Son durumda 1, 1 daha 2 mol var. 4'ten 2'ye yarıya düştü. Zaten direkt görebiliyorum. Yani %50'si gitti. Dolayısıyla biz %25 aradığımız için bu cevap değil. O halde yalnız 2 yani B seçeneği cevap olacak. Yukarıdaki çözeltilere üzerlerinde belirtilen katılar ekleniyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sormuşuz. Bir inceleyelim. Burada manezyum, sodyum ve çinko katılarını görüyorum. Bunların hepsi de aktif metal. Yani şunlardan bir tanesi değilse bakır, civa, gümüş, altın, platin. Bunlar aktifliği hidrojenden az olan metaller. Yani soy metaller. Bu metallerin dışında kalan tüm metaller aktif metal. Yani bunlar hidrojenden pasif, aktif metaller ise hidrojenden aktif. Aktif metaller asitlerle hidrojen gazı açığa çıkartıyor. Onu biliyoruz. O zaman manyezyum için söyleyebileceğim şey o bir aktif metal. Sodyum hocam o da bir aktif metal.
Çinko o da aktif metal. Doğru ama çinkonun özel bir tarafı daha var. Aynı zamanda şöyle bir metal grubumuz vardı. Zeynep al sana kırmızı pabuç beğendin mi? Yani biz bunlara ne diyorduk hocam? Bunlara amfoter metal diyorduk. Amfoter metalinin özelliği asitle de reaksiyona girip hidrojen çıkartabiliyordu. Ve aynı zamanda kuvvetli bazla da reaksiyona girip hidrojen çıkartabiliyordu. Yani Zn de amfoter bir metal. O halde amfoter metal kuvvetli baz olan NaOH'la reaksiyona girer. Ve buradan bir gaz çıkar, hidrojen gazı. Bunu söyleyeyim. Manyezyum aktif metal olduğu için asitleşmez. Her türlü asitle reaksiyona girip hidrojen çıkar. Sodyum 1A grubunda yani alkali metal grubundadır. Asitle reaksiyona girer, doğrudur. Ama buradaki su. Su ile bile reaksiyona girer. Yani o derece aktif. Ve sodyumun su ile reaksiyonu şöyledir. Sodyum suyun içine atınca patlar ifadesi kullanılır hatta. Sodyum hidroksite dönüşür ve H2 gazı açığa çıkartır. Dolayısıyla buradan da hidrojen gazı açığa çıkar. Ama önemli olan burada bir NaOH oluşumu var. Bunu unutmayalım. Şimdi ne soruyor bir bakalım. Birinci ve ikinci çözeltilerde pH artar. Şimdi birinci çözeltide ne oldu? Manyezyumu harcadım, asiti harcadım. Asit harcıyorum. Asit harcıyorsam asitlik azalıyor. Demek ki bazlık artıyor. Bazlık arttığına göre pH değeri ne oluyor? Artıyor. Dolayısıyla birinci de pH artar. Bu doğru. Peki ikinciye bakıyorum. İkinci de ortama baz oluşumu çıktı. Yani daha doğrusu sodyum suyun içerisine atınca hidrojen çıkmasının yanında bir de sodyum hidroksit diye baz oluştu. Eskiden var mıydı? Yoktu, sadece suydu, o nötrdü. Şimdi ortam bazikleşti. Ortam bazikleştiğine göre eskiden pH 7 ise şimdi 7'nin üzerinde olacak. Demek ki pH değeri artacak. Yani bu ilk kısım doğru. Üçüncüde azalır ifadesi bir bakalım. Ben burada çinko ile NaOH'ı reaksiyona sokuyorum. Yani şöyle çinko ile NaOH reaksiyona giriyor. Hatta şurası 2. Na2, ZnO2, sodyum çinkat diye bir yapı oluşuyor. Bir hidrojen gazı açığa çıkıyor. Yani neticede NaOH'ı harcıyorum. NaOH harcıyorsam bazı harcıyorum. Bazı harcıyorsam bazlık azalıyor. Demek ki pH değerinin düşmesi lazım. Yani pH azalır. Demek ki bu birinci öncülümüz doğru. Her üç kapta da hidrojen gazı açığa çıkar. Burada hidrojen, burada hidrojen, burada hidrojen. Yani doğru. Her üç kapta da tuz oluşur. Şimdi manyezyumla hidroklorik asitin tepkimesini yazmadık. Yani birinci kap tepkimesini yazayım. Manyezyum aktif metal. Asit seçmeden reaksiyona giriyordu. Ve buradan bir manyezyum klorür diye tuz oluşturur ve hidrojen gazı açığa çıkar. Yani burada bir tuz oluşumu var mı hocam? Burada tuz oluşumu var. Tuz okey. Peki ikinciye bakıyorum, bir tuz oluşumu var mı ikincisinde, yoksa baz mı oluşuyor? Baz oluşuyor dolayısıyla gitti. Üçüncüsü sodyum çinkat yine bir tuzdur. Yani orada da tuz oluşumu var. Ama ikincisinde baz oluştuğu için bu ifade her üç kap için dediği için yanlış. O halde cevabımız 1 ve 2, yani C seçeneği olacak. Yukarıda mol sayıları verilen asitle bazların sulu çözeltileri karıştırıldığında hangilerinde oluşan çözeltinin oda koşullarındaki pH'si 7'den büyük değildir. Şimdi 7'den büyük olsa ne olur hocam? Bir kere pH eşit 7 ise nötr olur. Peki pH küçük 7 ise asidik olur. Bize diyor ki pH büyük 7 ise bazik olur. Yani büyükse bazik olacak 7'den büyükse. 7'den büyük değildir dediğine göre biz şunları arıyoruz. Yani ya nötr olsun ya da asidik olsun istiyoruz. Bir bakalım. Peki bunun için bize nötralleşme tepkimeleri verilmiş. Biz pratik olarak şöyle bakabiliriz. H'ın molü OH'ın molüne eşit ise nötr. H'ın molü OH'ın molünden küçük ise bazik. H'ın molü OH'ın molünden büyük ise asidik. Bizim aradığımız koşul şuydu. Nötr ya da asidik olmak. Yani soru öyle sorulmuş. O halde nötr ya da asidik olmak için ya H molü OH molüne eşit olmalı ya da H'ın molü OH molünden büyük olmalı. Pratik olarak üzerinde bakabilirim. Ne kadar H veriyor hocam? 0,01 mol H veriyor. Peki ne kadar OH veriyor hocam? 0,2 mol OH veriyor. O halde OH'ın molü H'ın molünden büyük. Yani istemediğim bir şey. Yani bu bazik. Biz asidik ya da nötr arıyoruz. İkinciye bakalım. 0,05 çarpı tesir değerli. Yani 2. 0,05 çarpı 2 yaparsam ikincisini şuraya taşıyayım istersem 0,1 mol OH görüyorum. Peki. Burada ise 0,1 mol H görüyorum. 0,1 mol H artı. İkisi birbirine nasıl? Eşit. Yani nötr. Tam aradığımız şeylerden bir tanesi bu. Üçüncüsüne de bakalım. 0,1 çarpı 2.
Yani 0,2 mol H artı görüyorum. 0,1 çarpı 2 yine 0,2 mol OH eksi görüyorum. Yani eşit. Yani yine nötr. Biz şimdi ne arıyorduk? Asidik olsun ya da nötr olsun arıyorduk. Yani bir numara bazik olduğu için gitti. Nötr olan 2 ve 3 cevaptır. Yani cevabımız D seçeneği olacak. Bir indikatörler renklerine göre çeşitli ortamlarda, yani asidik ortamda, bazik ortamlarda ve nötr ortamlarda farklı renkler verebiliyorlar. Hatta bazı indikatörler belirli pH aralıklarında renk değişimlerini fark edebiliyorum. Dolayısıyla belirli pH aralıklarında kullanabiliyordum. Bu indikatör dediğimiz şey yapay bir indikatör olabileceği gibi doğal indikatörler de olabilir. Mesela lahana suyu doğal bir indikatördü. Çay doğal bir indikatördü. Peki bakalım, bu indikatör asidik ortamda kırmızı renk veriyor. Şuraya notumuzu alalım. Asidik ortamda kırmızı. Birazdan kolaylaştıracak. Bazik ortamda yeşil. Nötr ortamda ise mavi. Tam notumuzu aldık. Diyor ki bu indikatörün damlatıldığı aşağıdaki maddelerden hangisindeki renk oluşumu yanlış verilmiştir? Elma sirkesi nasıl bir maddedir? Yani aslında meyve asitleri dediğimiz asitler var ve onlar ekşilik veriyordu. Sirke deyince zaten sirke asetik asitten aklınıza gelecek. Dolayısıyla asidik bir renk. Asidik bir oluşum. Dolayısıyla asit rengi neydi? Kırmızı. Dolayısıyla doğru verilmiş. Deniz suyunda yeşil renk oluşur. Deniz suyu dediğimiz şey bazik. Neden? Çünkü alkali maddeler var içerisinde. Sodyum gibi, yine manezyum gibi, kalsiyum gibi çeşitli tuzlar var. Dolayısıyla deniz suyu bazik. Bazik olduğu için de yeşil renk. Burada baz için yeşil renk verilmişti. 80 derecelik limon kolonyasında kırmızı renk oluşur. 80 derecelik limon kolonyası buradaki püf nokta limon. Yoksa etil alkol içerir kolonya ve biz etil alkol için nötrü kabul ederiz. Ama limon bir meyve. Dolayısıyla limon asidi dediğimiz sitrik asit diye bir asit var içerisinde. Dolayısıyla asidik. Asidikse kırmızı renk doğru. Peki demlenmiş siyah çayda mavi renk oluşur. Şimdi siyah çay dediğimiz şey bazik bir yapı. Bu bazik yapı olduğuna göre ne olmalıydı renk? Yeşil olmalıydı. Halbuki burada ne renk vermiş? Mavi vermiş. Dolayısıyla bu yanlış verilmiş. Çamaşır suyu bazik bir madde. Bazik olduğuna göre rengimiz ne olmalı? Bazik için renk neydi? Yeşildi ve yeşil renk verilmiş. Dolayısıyla doğru verilmiş. Yani cevabımız D seçeneği olacak. X ve Y saf maddelerinin aynı ortamda tamamen katılaşana kadar soğutulmasına ait grafik. Bir kere aynı ortamda olduğunu kaçırmayalım. İkincisi katılaşana kadar. Bir kere bunlar saf maddeler. Saf madde olduklarını biliyorum ve bakıyorum. Saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları sabit. X'te bu sabitliği şurada yakalıyorum. Yani X için hal değişim aralığı bir şurası, bir de burası. Y için de aynı şeyi görüyorum. Yani Y için de iki tane hal değişim aralığı görüyorum. Mesela bir tanesi Y için hal değişim aralığının şurası, bir tanesi de şurası. O halde bunlar başlangıçta gaz olmalı. Çünkü ancak bir gaz soğutularak, saf bir gaz soğutularak iki defa değişir. Yani bu T1 derece ve X için T1, Y için de T2 derece onların yoğuşma sıcaklığı. Yoğuşma sıcaklığı. Aynı zamanda kaynama noktası da diyebiliriz. Yani şimdi tekrardan konuşalım. Biz biliyoruz ki o zaman bunlar başlangıçta gaz fazlalar. Yani gaz halde olduklarını biliyoruz. X'in kaynama sıcaklığı Y'ninkinden büyüktür. Yani X şurada gazdan sıvıya geçiyor. Tersi de olur. Yani sıvıdan gaza geçme ile gazdan sıvıya geçme noktası aynı nokta. Yoğuşma sıcaklığı aynı zamanda kaynama sıcaklığı diyebilirim. O zaman X için kaynama noktasının T1 derece olduğunu görüyorum. Y için de kaynama noktasına bakacak olursam aynı mantıkla T2 derece olduğunu görüyorum. Ve T1 büyük T2. Yani X'in kaynama noktası Y'ninkinden büyüktür. Bu ifade doğru. X'in sıvı olduğu zaman aralığı. X'in sıvı olduğu zaman aralığına bakalım. X burada gaz sıvı demiştik. X şu aralıkta sıvı. Yani şu aralık boyunca hep sıvı. X'in sıvı olduğu aralıkta Y gaz haldedir. Y'ye bakıyorum şimdi. Y şurada gaz halde. Bu doğru. Ama buradan itibaren artık gaz sıvı bir arada. Yani dolayısıyla bu doğru değil. X'in T1 derecedeki buhar basıncı Y'nin T2 derecedeki buhar basıncına eşittir. Burada püf noktası şu. Aynı ortamda kaynamakta olan sıvıların buhar basınçları bulundukları ortamın dış basıncına eşit. Dolayısıyla o ortamdaki tüm sıvılar kaynıyorsa hepsinin buhar basıncı dış basınca. Dolayısıyla da birbirlerinin buhar basınçlarına eşit olmalı. Peki X'in T1 derecedeki buhar basıncı X T1 derecede kaynıyor. Onun kaynama noktası. Y T2 derece kaynıyor. X de kaynıyor. O zaman X de kaynıyorsa aynı ortamdaysa buhar basınçları bulundukları ortamın dış basıncına eşit. Dolayısıyla birbirlerine de eşit. Dolayısıyla bu da kesinlikle doğru. O halde cevabımız D seçeneği olacak.
Mol sayıları eşit olan asit ve bazlarla aşağıda belirtilen tepkimeler oda koşullarına tam birimde gerçekleştiriliyor. Hangi tepkimeler sonucu ortamın pH'si 7'den farklı olur? Yani 7 olsaydı nötr olurdu. O zaman bize şöyle diyor. Hangilerinde asidik ya da bazik durum oluşur? Şimdi asidik ya da bazik durumun oluşabilmesi için bu reaksiyona giren asit ya da bazdan birisinin artmış olması lazım. Böylelikle artan asitliği ya da bazlığı belirlemiş oluyor. Asit ya da bazdan ikisinden de artmamışsa kuvvetli asit baz tepkimesinde ortam nötr olacaktı. E peki biz bu tepkimeleri denkleştirmek zorundayız. Şuna bakacağım. Asitten H gelir, bazdan OH. Yani asitten gelen H sayısı bazdan gelen OH sayısına eşit olmalı. Ve sonuçta bir tanesi oluşmalı. Yani 1H, 1OH. E bakıyorum asitten 2 tane H geliyor. Bazdan 1 tane OH. O zaman şuraya 2 yazmalıyım. 2H, 2OH, 2H2O. Hatta denkleştirecek olursak geriye kalan da Na2SO olur. Ama tuzla işimiz yok bu soruda. Şimdi biz şunu yapacağız. Eşit mol sayı da al diyor. Mesela bundan 2 mol, bundan 2 mol alsam. Tepkime sonucunda şuraya yazabilirim senin için. H2SO4 artı 2NaOH. Asit ve baz. Bundan 2 mol, bundan da 2 mol olsa. 2 mol reaksiyona girdi, kalmadı. Katsayısı 1. 1 mol harcadım. 2'den 1. 1 mol arttı. Kimden arttı? Asitten. Asitten arttığına göre ortam nasıl olur? Ortam asidik olur. Yani pH'imiz 7'den farklı. Yani 7'den küçük olur. Bu cevap. Peki. İkincisine bakalım aynı mantıkla. Şuraya yazıp denkleştirebilirim bir şekilde. Kalsiyum hidroksit. Üzerinde bir denkleştirme işlemimizi yapalım. Burada 2 tane OH var. Burada bir tane H var. Demek ki buraya 2 yazmalıyım. Yani CaOH 2 artı 2HCl ok. Ürünleri yazmıyor. Peki bundan 2 mol, bundan 2 mol. Katsayısı 1. O zaman eşit mol alacağım için ikişer aldım. Şimdi bundan kalmadı, bundan 1 mol arttı. E bazdan arttı. Bazdan arttığına göre ortam nasıl hocam? Bazik. Bazik olduğuna göre pH nasıldır? 7'den büyük. Yani 7'den farklı. Biz zaten 7'den farklı olsun bunu arıyorduk. Dolayısıyla bu da cevap. E sonuncusuna bakalım. Sonuncusu için de aynı şekilde bir denkleştirelim. Bu sefer üzerinde yapalım. 2OH, 1H. Şurası 2 olmalı. Hocam 2 mol, 2 mol reaksiyona girse asit biter. Bazdan ise 1 harcadığım için 1 mol artar. E 1 mol artarsa ortam nasıl olur? Bazdan arttığı için bazik olur. Yani pH büyük 7 olur. O halde bu da bazik. Biz 7'den farklı olur diyorduk. Yani birincisi asidik oldu. 7'den küçük. İkincisi ve üçüncüsü bazik oldu. 7'den büyük. Demek ki cevabımız 1, 2, 3. Yani E seçeneği olacak. Vücut temizliğinde kullandığımız temizlik malzemelerinin yani ne olabilir? Bu işte sabun olabilir, deterjan olabilir, diş macunu olabilir. Bu tarz şeyler. Özelliklerinden hangileri olumsuz etkilerindendir? Dezenfektan özellikle olmaları evet. Yani bu bizim için olumlu bir etki. Olumlu. Yani çeşitli mikropları kırıyorlar. Petrokimya kökenli olmaları olumsuz bir etki. Neden hocam? E çünkü kanserojen. Peki yani kanserojen yağlar içeriyorlar. Temiz su kaynaklarını kirletmeleri bu da çevre kirli olduğuna göre olumsuz. Dolayısıyla olumsuz etkilerinden bahsettiğimiz için 2 ve 3 yani cevabımız D seçeneği olacak. Yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinin adı ya da asit baz özelliği yanlış verilmiştir diye sormuşuz. Amonyum klorür yani yaygın adı nişadır. Bu doğru verilmiş. Peki nişadır nasıl bir madde hocam? NH4Cl'yi oluşturmak için NH3 ve HCl reaksiyona girer. NH3 zayıf bir bazken HCl kuvvetli bir asit. O zaman oluşan NH4Cl ise bizim için kuvvetli asit zayıf bazdan oluştuğu için asidik bir tuzdur. Demek ki asidik demeliydi. Burada bazik demiş. Bu yanlış. Yani dolayısıyla bu cevap. Peki CH3CO o bir asit. Asetik asit diyorduk hatta. Sirke asit de diyebilirdik. Bu kısmı doğru. Asit özellikle olduğu da doğru. Dolayısıyla bu cevap değil. Kalsiyum karbonat. Kireç taşı. Yani sönmüş kireç demiş. Sönmüş kireç ise şuydu. Kalsiyum hidroksit CaOH2. Burada denilmesi gereken şey kireç taşı. Nasıl bir tuzdur hocam? Gerçekten bazik bir tuzdur. Kalsiyum hidroksit kuvvetli bazıyla karbonik asit zayıf asitin bir araya gelmesiyle oluştuğu için bazik bir tuz. Yani bu kısmı doğru ama kireç taşından dolayı yanlış. Yani sönmüş kireç demiş çünkü. Kireç taşı demeliydi. Dolayısıyla bu da cevaptır. Yanlış verilenler 1-3 yani D seçeneği cevap olacak.